Merhaba arkadaşlar, ben Buhari. Bugün sizlerle European Endüstri'yi inceleyeceğiz. Evrende son durum ne? Teknik olarak bakalım. Hissenin fiyat grafiğine bakıldığında düşüşlerin sonrasında yükselişler kaydettiğini görüyoruz. Ancak bir yıllık bir süreçte fiyat 22 ile 13 arasında bir git gel yapmış. Daha önce düşüş yükseliş en son yükselişle beraber Mart ayında yine 22-30 seviyesini görüyor. Direnci aşamaya tekrardan bir düşüş kaydederek buradaki kazançların çoğunu silse de kırılım geliyor. Kırılım sonrası yine bir trend oluşmuyor. 16'dan oluşan satışlarla hissedeki fiyat hareketi buradaki yatay bantı net bir şekilde de görüyorsunuz. Bu yatay banttan aslında kurtulmadığı sürece çok fazla yükseliş beklememek gerekiyor. Cuma günde 0,42 düşüşte arkadaşlar 14,23 seviyesinden günlük kapanışını yapmış. Cuma akşamı da bilançosu geldi. İyi bir bilanço geldi. Bu dönemde çok az bir şirket iyi bilançolar açıklıyor arkadaşlar. Şimdi bilançoyu olumlu olarak yorumlayabiliriz. Burada fiyatlamalara yansıyıp yansımayacağı tabii ki de pazartesi belli olacak. Bu bilanço ile birlikte yukarı yönlü fiyatlamalar yaparsa kısa da 14,88 devamında da 16,85 16 seviyesini direnç olarak takip edebilirsiniz. Bu bölge 1 2 3 kere daha önce denenmiş, yani dirençlerin hep satışlarla karşılaşmış. O yüzden kısada yukarı yönlü bir pozitif fiyatlama görsek bilanço etkisiyle beraber şurada gördüğünüz gibi 115'e yakın bir getiri sunuyor. 16,85 16'nın üstünde kalmadığı sürece bu hareketin devamını beklememek gerekiyor arkadaşlar. O yüzden isteyen arkadaşlar buralardan alım yapabilir. Tamamen tercih. Özellikle buralardan alım gerçekleştirmezseniz 13,48 tekrar bir düşüş olması durumunda, 13,50, 13,40 bölgesine doğru bir düşüş olması durumunda buradan alıp tepki yükselişlerinden de satabilirsiniz. Ancak bu desteği uzun süredir kırmıyor. Kırmayacağı anlamına da gelmiyor arkadaşlar. Kırarsa düşüş devam eder. Bu bilançoyla tabii ki buralara gelmesi şimdilik mümkün değil, ancak yine de burada 12 seviyesini stop loss seviyesi olarak kabul ederseniz iyi olur. Kısada görüntü aslında pozitif, hemen EMA'ların üstünde kalmış. Şurada da kısa vadeli bir alçalan kanal hareketi var. Bir kırılım gelmiş ama önünde bir 14,88 direnci var. O yüzden tekrar edeyim, yine bilanço etkisiyle bir pozitif fiyatlama yapabilirse 14,80 direncini geçerse 16-16,85 seviyelerine doğru uzun sürede devam ettiği bu yatay bandın direnç noktasına doğru yükselişler görmemiz mümkün. Bu da size kısa vadede %15'lik bir getiri sunabilir. Trendin devamı için kesinlikle 16,85'in üstünde günlük kapanışlara ihtiyacı var ki tekrardan bu bir yıldır devam eden yatay bir bantın tepe noktasına doğru yükselişler kaydetsin arkadaşlar. O yüzden isteyen arkadaşlar buradan alım yapması durumunda, risk alması durumunda 16,85'ten satar. Ancak bir trend oluşumu olursa, ki burada zaten trendin devam etmesi için kesinlikle 16,85'in üstünde kalması ve momentumda bir bozulma olmaması gerekiyor arkadaşlar ki 18 ve 22-30 seviyesi hedef olsun. Buradan alıp kısa ve orta vadede tutmak isteyen arkadaşlar zirveye gelmesi durumunda pozisyonunu gözden geçirsin. %50'nin üstünde bir kar marjı elde etmiş olacaklar. Tekrar edeyim. Buradan alanlar 14,80 üzerinde bekleyip 16,85 16 seviyesine isterse satış yapabilir. Hisse zaten çok düşük seviyelere gelmiş. Ben alır biraz da orta uzun vade tutarım. Duruma göre de pozisyonumu kapatırım veya devam ettiririm derseniz 16,85'in üstünde bekleyebilirsiniz. Bir sonraki direnci takip edin. Direnç üstü fiyatlamalarda yine daha önce yaptığı ve geçemediği zirveye doğru, yani 22-30 bölgesine doğru yükselişler görmemiz sürpriz olmaz. Burada pozisyonunuzu kapatıp kapatmamak size kalmış. Geçilirse yükseliş hareketi devam eder. İyi bir katlamayla birlikte daha üst rakamlar uzun vadede 40-45 seviyeler hedef olabilir arkadaşlar. Ancak geçilemezse, yani kalıcılık olmazsa bu direnç seviyesinin üstünde tekrardan satışlarla geri gelmesi mümkün. Daha önce de görüyorsun burada yatay bantlar. Bu yatay bantta tekrardan bir düzeltme hareketi, bir kar realizasyonlarına karşılaşması mümkün. O yüzden uzun vadede 22.90, pardon, 22.30 üstü pozitif geçebilirse 40 seviyesi hedeftir. Kısada da 16.85 üstünde yükseliş hareketi tekrardan 18 ve 22 seviyelerine kadar sürer arkadaşlar. Teknik olarak Eropen'de durum bu şekilde. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.